Selam. Merhaba. Evet, yola devam ettik. Bir kale tabelası gördük. Eynesil Kalesi. Şimdi o tarafa doğru devam edeceğiz. Ama biraz dar olduğundan dolayı karavanı bıraktık. Evet, karavanı şöyle bir noktada bıraktık. Şurası ana yol geldiğimiz. Burası böyle bir kavşak gibi. Yol buradan yukarıda devam ediyor. İlk etapta yukarısı zannettik ama değilmiş. Şu yoldan şöyle devam edeceğiz. Hopacık yapıp. Evet. Ve şu bozuk yoldan buraya arabayla girecektim de dedim gerek yok, çok gerek zaman. Yok. Zaten küçük bir yer. Hemen ne güzel görüp, dalgalanıyor. Evet. Hemen görüp yola devam ederiz. O yüzden arabayla girmeye gerek yok bence. Evet, bence de gerek yok. Çünkü karşınızda Eynesil Kalesi. Kaderine terk edilmiş bir kale. Bir ufaktan yenileme yapılmış sanki, üst köşe duvarlar. Şuralar yenilenmiş gibi. Olabilir. Şu taraflar Trabzon tarafları. Geldiğimiz geçtiğimiz yerler. Evet, rüzgarsız bir alan buldum. Yoksa çok rüzgarlı bir bugün. Böyle devam ediyor. Bu tarafta Giresun'a doğru devam eden yol. Bana onca videoda çemkiren gülden nerede? Sur duvarların üzerinde. Çok ayıp. Evet evet, kaya kütlesinin içinde bir oyuk var. Gerçi. Az önce seni koşarak geçmiştim sanki. Evet. Ama fotoğraf çekmekten alıkoyamıyorsun kendini. Bu çok güzel gözüküyor. Yalnız bu tarafların yeşili başka yeşil ya. Biz gerçekten. Bursa'nın yeşilini bilen insanlar olarak bu tarafın yeşili bambaşka bir yeşil. Bir de doğudaki kurak bölgelerden sonra. Değil mi? Çok ya, farklı geldi. Yeşil, ya yeşil diye şey yapıyorsun. Bana da merhaba. Gezen tavuklar. Tam şurada. Evet, şimdi yola devam. Yola devam. Hadi bakalım. Buralarda artık sahil manzarasını daha çok görebiliyoruz. Evet. Denize daha çok yaklaşabiliyoruz. Ben buradan umutluyum artık. Ayaklarımı denize sokabilirim yani bence. İnşallah bakalım. Giresun'da böyle bir şans hissediyorum kendimi. Aradan biz görebiliyoruz ama size gösterme gibi bir şansım yok maalesef. İniş yok aşağıya. Ya oradaki evlerin üstünden patika var, aşağıya iniş var. Ya da şu tarafta çok ileride bir plaj var, marina gibi. Ya da oradan yürüyor insanlar. Olabilir. Tüh be. O aşağıdaki yere gidersek eğer, yani oradan yürüyüş var mı bakabiliriz ama en kötü drone çekebiliriz. Oradan buraya rüzgarda zorlanır. Ters rüzgar var. Ben size Google'dan fotoğrafını bulayım buranın. Tam siz şu kelimeleri dinlerken ben o fotoğrafı koyayım. Neyi kaçırdık onu gör. İnsan şuraya yol yapmaz ki. O kadar yere yol var. Niye buraya yol yok bilmiyorum. Yönlendirme de yok. Evet, bizden önce gidenler var. Gördük, fotoğraflar var internette. Boy boy. Ama boy boy. Boy boy fotoğraflar var ama biz inemedik. Çok... Neyse bakalım hadi.
geldiğimiz yerden az ileride aşağı bir iniş var. Ama kaydırak misali bir iniş. Karavanla inmek yerine yukarıda bırakıp hareket etmek lazım aşağıya doğru. Sonraki liman neydi? Üye olmayan giremez diye bir tabela var. Muhtemelen bir barınak vesaire gibi bir kayıt altında orası da. Devam ediyoruz. Evet, fotoğrafla yetineceğiz hepimiz. Biz de fotoğraflarla yetindik maalesef. Göremedik. Bu ara bahtımıza hiçbir yeri göremeden geçiyoruz. Evet ya, hiç hoş olmuyor. Eski antenlerden var orada. Bizde vardı o antenlerden. Merdivenli yolu gördün mü sokağa? Evet. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel. Neredeyiz Bilir Hanım? Tirebolu. Tirebolu Kalesi'ne geldik. Evet, şimdi şu merdivenleri ve şu güzel evin yanından geçerek Tirebolu Kalesi'ne doğru çıkacağız. Baş döndürücü. Evet. Çok dik. Çok dik bir de eğimli basamaklar hafif. Evet. Kaleye çıkabildik. Mezar taşları var her yerde. Her yerde eski üstünde Osmanlıca yazılı mezar taşları var. Şunları görmeyin. Şunlar yok. Orada. Evet, gördün mü Eksi? Önde oturuyor. Bu tarafa bakıyor. Önde oturuyor. Pazar baksana daha bu tarafa doğru da bayağı devam ediyormuş. Evet ya. Sonunu görmüyoruz. Pazar da bu taraflarda enteresan. Araçlar yolun bir şeridini kapatmış. Ön taraflarını da tezgah açmışlar. Alt tarafta çok güzel bir işletme var. Evet. Kayaların üzerine. Ve Tirebolu. Buralar hep Tirebolu. Şunlar hakkında yorum yapmadan geçiyorum ben. İzleyen arkadaşlar gerekli yorumu şu anda bizim adımıza yapıyorlardır diye düşünüyorum. Şu ağaçlık yer çok güzel gözüküyor. Boş ver. Evet. Boş ver. Düşürüz. Kaleden kaleye gezdiğimiz bir bölüm daha. Evet ama çok ufak bir kale sanki. Evet, değil mi? Ama neydi bir önceki? Eynesil Kalesi. Eynesil. Ona göre biraz daha tertipli ama içi gözüküyor. Onda toprak doluydu üst katman. Belki sonrasında da yapılmış olabilir. Burası olabilir. Çünkü daha bir yerleşim var ya. Hı hı. Aşağıya inmeyi başarabildik. Evet, pazardan sonra konaklayacağımız alana geldik tabii ki. Ama buralar da ana baba günü. O yüzden şimdilik park ettik ve pazara gidiyoruz biz de. Madem herkes gelmiş pazara, bir şeyler vardır herhalde. Belki bir şeyler buluruz. Biraz sebze meyve alışverişi yaparız. Birkaç şey bakarız. Ondan sonra konaklayacak yerimize yerleşince size de güzel manzaralar göstermeye devam ederiz. Tirebolu. Hadi sen geç. Tirebolu'yu geçtik. Gezdik. Pazarında gezdik. Hiçbir şey alamadık pazardan. İki tane mısır aldık. Evet, mısır aldık sadece. Pazara giderken kamerayı yanımıza almadık çünkü pazar gerçekten çok dar bir aralıkta. Biz pazarda hemen normalde de girip alışverişimizi yapıp kaçma taraftarıyız. O kalabalık bizi biraz geriyor.
alakalı efsane bir tarif var. Daha önce çoğunuz görmedi, birçoğunuz bilmiyor. Çok efsane bir mısır yiyeceğiz. İnşallah deneyeceğiz. İnşallah biz deneyeceğiz. De ilk defa yapacağız çünkü. Ondan sonra o yüzden ilerleyen dakikaları bekleyin. Bu arada deniz mükemmel görünüyor. Dağlardan uzaklaştık. Karşıda tekrar yaşa. Efşi! Sağlıklı yaşa. Hep beraber. Ah, ışık gözümü aldı da. Evet, güneşin öyle bir etkisi oluyor. Bu arada ufak ufak sahil böyle bir yataylaşmaya başladı. Her ne kadar şurada bozulsa da o deyimim. Ama şu bölge yatay, Giresun'da öyle. Aynen öyle. Tarafta yatay. Trabzon tarafındaki o dik tepelerden sonra sahilin dibindeki ve sahil kenarında en azından şey var, yanaşabileceğin, durabileceğin yerler var. Yol da genişledi bir nebze. Nereye doğru gidiyoruz bu arada? O yerin adı var mıydı? Ben görmedim haritada adını. Adı yok. Adı yok, adsız yer. Bir yere gidiyoruz. Yani Giresun'a girmeyelim diye düşünüyoruz hemen. Giresun'dan önce bir yerlerde bulabilirsek konaklayacağız. Bulamazsak mecburen Giresun'un içine gireceğiz. Yalnız bu taraflara gelin. Çok güzel doğası var. Hayran kalırsınız. Espiye'ye geliyormuşuz. Espiye. Espiye. Haritada bulduğumuz yere geldik. Karavan komşumuz var. Mescit var, tuvalet var. Bence su da vardır. Ben tuvalete doğru yaklaşayım. Evet, suyumuzu tamamlamış olalım. Bayağıdır suyumuz yok. Evet. Yedeklerimiz de yok. Az daha gitseydim şu aradan denizi gösterecektim. Hadi gideyim hadi. Hadi git. Denizde gözükmüyor, çalılar varmış. Şansımıza küsüyoruz ve geri gidiyoruz. Meşhur el yapımı Hunimize. Evet ya, hala yenileyemedik şunu. Samsun'da bulabiliriz anca sanırım. Yok. Samsun'da Bauhaus yok, yok muydu? Yok, baktım ben. Ha. Tek zen var, Bauhaus yok. Neyse, idare ediyoruz böyle de. Ya işimizi görüyor da. Çocuk da burada su doldurmamızı bekliyor. Suyumuzu doldurduk. Evet. Yerimize yerleştik. Hatta fazla bile doldurmuşuz, tahliyede mi? Evet. Bakayım. O son 1 litreyi koymayacak. Son 1 litre şuralara dökülmüş. İşte tahliye deliği olunca fazla doldurduğumuzda böyle mini mini taşabiliyor en başında. Oo, hazır tam bizim sobaya göre. Vay işte Giresun hayallerimi yıkmayacak biliyordum. Evet. Hemen aşağımız sahil, hatta kum plaj. Ayaklarını sokabilirsin. Şimdi soğuk diye vazgeçiyorum. Aa, orada biri var suda. Yüzmüyordur herhalde, balık tutuyordur. Ay be, plaj bulduk. Öyle bir yeşil alan yan tarafta. Piknik alanı. Kirebolu'da işte karşı kıyı. Ha evet. Karşı kıyı. Şey, kilise burnu muydu orası? Evet, kilise burnu orası. Yer. Buradayız. Evet, bu gece buradayız. Hadi bakalım yerleşelim, yemek yiyelim. Çok acıktım ben. Ay. O zaman ben direkt yemek mi hazırlayayım? Başlayabiliriz. Ben şu koltukları ayarlayayım. Meksabama koyayım önce. Bir şey diyeceğim, arkaya doğru eğim var ya. Arka kafa tarafımız evet biraz eğimli. Süspansiyonları şişireyim mi arkanın? Yani şimdi
yeniden şişir. Çünkü yatarken şişirmemiz gerekecek. Bir daha uğraşmamış oluruz. Ya uğraşmayayım, bir şeyle yani bakayım. Yani mutfak falan şey değil ama biraz ayık var arkaya doğru. Bir derece. Ya ama en arkada daha evet, fazla. Evet, oldu ikidir. Max, acıkmadın mı? Neredesin? Hoş geldin. Acıkmak deyince hemen atlıyor içeri. Hemen. Ön süspansiyonumuz biliyorsunuz zaten yeni değişti ve yükseltme kiti takıldı. Şu anda normalden çok yüksek bir ön süspansiyonumuz var. Max içerik uzun. Şimdi arka bu tarafı da şu anda 55 PSI hava bastım. Yayı görebiliyor musunuz siz bilemiyorum ama ekranda nasıl görürsünüz. Yayın esnekliği bayağı bir ortaya çıktı. Diğer tarafa 45 bastık. Bu tarafa 55 bastık. Biraz ters meyilde kalmışız. Şöyle göstereyim, yüksekliği anlayacaksınız. Aracın göbeğine bakarsanız ne kadar yukarıda olduğunu görürsünüz. Bu şekilde, bu taraf da aynı şekilde. Bu taraf tam göbek izi aslında. Arka taraf göbeğin üstünde. Bu air süspansiyondan bence bütün karavanlarda olması lazım. Malzeme şöyle. Bu taraftaki bu. Acayip işe yarar bir sistem. Yok zemin düz değilmiş, oymuş, buymuş. Hiç onunla alakanız olmuyor. Böyle her yerde özgürce konaklayabiliyorsunuz. Firma da yerli firma, Bursalı bir firma. Sahibi de çok efendi bir insan. Yani bu arada bu şöyle söyleyeyim, reklam ya da işbirliği falan değil abi, tamamen biz kullandığımız ürünün memnuniyetinden kaynaklı olarak bilgi veriyoruz. Biz memnun kaldık, alanla memnun kalır. Şimdi arkadaşlara şeyden bahsediyorum, süspansiyondan. Reklam ya da işbirliği değil, biz aldık, kullanıyoruz, çok memnunuz ve şiddetle birçok arkadaşımıza tavsiye ediyoruz. Eğer karavanınız varsa mutlaka taktırın, size hareket özgürlüğü sunuyor. Hatta geçenlerde bir paylaşımları denk geldi Onair süspansiyonun. Şey yapmışlar, bazı lüks otomobillerde var. Dengeyi al arabayı diyorsun, otomatik. Süspansiyonu kendi ayarlıyor. Onu yapmışlar. Otomatik dengeleme gelmiş. Evet. Bakalım. Gelişmeler olması güzel yani bu alanda da. Evet. Ama bizim işimize bu haliyle bile inanılmaz yarıyor. Tabii. Dağda bayırda zaten daha önce birçok kez örneğini çektik. Konaklama noktasındaki düzlüğü ayarlamak için. Ama işte burada şehir içinde de illa düz bir alan aramanıza gerek kalmıyor. Konaklarken. Buyurun. Yoldum seni. Konaklarken inanılmaz avantaj, yolculukta da çok farkı var. Aynen öyle. Arka alanı daha yumuşatıyor, daha güzel bir süspansiyona sahip. Şimdi ön tarafı yükseltince de çok güzel bir çok açımız güzel oldu. İnanılmaz off-road bir görünüme sahip olduk. Şunu diyeceğim, yeni süspansiyon sisteminde kompresör koymuşlar. Güçlü bir kompresör. Anında yükseltiyor. Tabii. Biz bekliyoruz yani. Bir şarjlı ve ufak bir kompresör. Bir 20-25 saniye bizim bir bekleme süremiz oluyor. Evet. Onu koymuşlar. Bakalım gidince belki maskiyatımız el verirse. Ha, 4x4'e diyeceğim ama onda da 4x4'e onu olmaz. Gerek yok zaten. Ama gerek yok. O zamana kadar bunun sistemini güncelleyebiliriz. Kısmet. Hadi yemek yiyelim. Hadi gidelim. Tatlım yemeği hazırlamışsın yemeğim bile. Hazır bile. Ben çok kamerat bir insan olduğum için yolculukta bile yemeği hemen hazırlayabiliyorum. Bu arada da sakarlık yapmasam iyiydi. Kuru fasulyemiz var. Turşumuz da var galiba. Turşumuz da var. Ya sade mi yapayım, şehriyeli mi istersin? Şehriyeli yapıyorum. Evet. Şöyle bir yarım saat. Şimdi yarım saat. Benziye.
dinleyelim çünkü akşama video yetiştirmem lazım. Yine haftada iki video paylaşmanın. Evet, devamlı video hazırlıyoruz. Video hazırlamadığımız zamanlarda çekim yapıp geziyoruz. Zaten onun haricinde çekiyoruz. Evet, onun haricinde devamlı video hazırlıyoruz. Değil mi Max? Suya koyalım hemen. Evet, şu kadarcık pilav yetiyor bize. Yetiyor iki kişi. Çok bile geliyor. Evet. Şimdi altına bakalım. Şimdi yandan yandan kızarmaya başlamış hemen. Biraz fazla koymuşum çekiyorum sanki. Tatlıyı hiç sevmem ama karikatı hiç çekeceğim. Görüntüsünü görünce mi? Eyvallah. Ana neyse. Ne şey, bir ara denk gelirse yaparım. Hazır kızarmışlar oluyor ya. Evet. Şerbet döküyorsun hani, yapabiliriz öyle ama çok gelir bize ya. Bir kalabalık bir yerdeyken gelir. Yapalım da bari millete dağıtalım. O bize çok gelir. Elva yapalım. Elva istemedim ben. 22. O da kablolu ya. Hayır. İstemiyorum. Bu akşam tatlı değil. Bu akşam mevzu bu. Evet, iki tane mısır aldım. İki tane mısır 50 lira. Yalnız süt mısırı çok güzel. Evet evet. Gördüğünüz de zaten şey yaptım. Ondan önce bir yerin üstünden daha geçmiştik. O normal sarıydı. Evet, o normal sarıydı. Bu akşam efsane bir tarifimiz var. Sizlere yemekten sonra ben videoyla uğraşırken Gülden size onu anlatacak. Birçok kişi bizim dolabımızdan bize dert yanıyor. Neden bu kadar ufak dolap kullanıyorsunuz diye. Evet, buzdolabından dolayı. İşte bak şimdi bu yaptığımız yemek bir öğünlük. Evet. Tek öğünde bitecek bu yemek. Doğal olarak fazlalığını dolaba kaldırmak gibi bir zorunluluğumuz yok. Bu da dolaptaki alanı israf etmiyor. Aynen öyle. Dolap o yüzden bize yetiyor aslında. Yemek saklama gibi bir şeyimiz olmadığı için. Evet. Yani ben şeye çok şaşırıyorum. Karavanı yılda 15 gün kullanıyor. Ama kocaman bir dolap var burada. Ama 15 gün için. Dolaplardan işte ya. Yani hani. Çünkü şöyle oluyor genellikle. Özellikle o tatile gidenler. Biliyorsun birkaç arkadaşımızın ailesi de vardı. Eski karavancılar. Gerçi evet. Yemekleri evinde hazırlıyor. Tencerelerle dolabı kaldırıyor. Sadece ısıtıyor orada. Tabii. Yani yemek yapmaya uğraşmıyor karavanda aslında. Yani aynı şey. Sonuç olarak ısıtmak için de o tencereleri kullanıyorsun. Yani zaman kazandıran bir şey değil bence. Bence de değil. Biraz daha alacağım. Tam açı yapıyordum arkadaşlara. Şimdi yaparsın. Geç kaldın açıya. Ben sen açı yapacaksın diye ben pilavı yakamam. Pilavı yaksaydın ne bana çemkirirdin ha? Aşk olsun. Ben öyle bir insan mıyım? Tabii ki abi. Sanki tamam. Hep çemkiriyorum sana. Geçen videolardan birinde başlangıçta çemkiriyormuş gibi gözükmüş olabilirim ama. Sırf senin yüzünden. Ama çok güzeldi o videonun başlangıcı. Tuzağına düştüm ben orada. Evet, Gülden Hanım'ın mutfağından püf noktalar. Ne yapıyorsunuz Gülden Hanım? Pilava limon suyu damlatıyorsun ki pirinçler tane tane ve beyaz oluyorlar. Duydunuz. Pilava limon suyu katarsanız pirinçler tane tane ve beyaz oluyorlar. Bu bilgiyi de benden size altın niyetinde bir bilgi. Kapağını da kapattık mı? Yemek hazır. Birazdan hazır yemeğimiz. Önceki iki videomuzda biliyorsunuz ki amortisörü, aslında amortisör değil, yayı kırmıştık. Ondan sonra ve ön takım komple değişmişti. Bayağı bir masrafımız olmuştu. Şimdi bunu izleyen sevgili takipçilerimiz desteklerini hem YouTube üzerinden teşekkür ve aboneliklerle bize göstermiş oldular. Hem de makrama alarak Shopee üzerinden, şöyle açıklamada linki var sayfamızın. Shopee üzerinden makrama alarak bize destek oluyorlar. Bir takipçimiz de şöyle benim yapmış olduğum saksılıklar vardı. Yalnız benim yapmış olduğum diye hemen bir
şey var orada. Evet, beyin. Ben yaptım çünkü. Çünkü ben yaptım. Şunlardan. Ama seçtiği üçlü grubun içerisinde şu sarıdan var ama o sarıdan bizde kalmamış. Ve biz de stoğu düşürmemişiz. Şimdi Gülden. Yoksa aslında teslim edecektik ama. Evet. Burada kargo var yakınımızda. Buradan hemen teslim edebilecektik bugün ama. Şimdi Gülden ona mesaj atıyor. Evet. Eğer önemli değil herhangi bir renk gönderin derse herhangi bir renk göndereceğiz. Hayır ben sarı istiyorum illaki derse. Yemekten sonra sarıdan yapacağım bir tane daha. Ben. Ya da sen yap. Çünkü sen yapsan onları lütfen. O kadar evet. Övündüysen. Ben yapacağım. Sen yapsan onları. Şu elime bile sürme. Ben beklemeyeyim diye dedim. Laf yapıyorlar. Tolga Bey diyorlar. Çalışmıyorsunuz diyorlar. Bunlar çıkartmışsın yani. Kim diyebiliriz Tolga Bey çalışmıyorsun diye. Mümkün mü öyle bir şey? Yıkarım. yakarım ortalığı. Yolda bir var değil mi? Evet var. Yolumuz da var. Çocuğumuz da var. Ama bereket versin. Şeyimiz var. Amin. Kabakları da alabilir misin canım? Sürekli kameraya kıçını dönmene ne diyorsun? Ben bunu yapım aşamalarından beri yapıyorum. Çünkü kamerayı unutuyorum. Masayı özür hazırlıyorsun diye. Ama masanın önünde senin sırtın var sadece. Evet, özür dilerim. Rica ederim. Sırtın çok güzel, izlenebilir bence. Limon marifetiyle beyazlatılmış bir pilav. Hadi aşırımız... çevirdin hadi beyazlatılmış falan diye çevirdin. Limon marifetiyle mi yapıldı pilav diyecektim tam. Limon marifetiyle. Aşk olsun ya. Aşk olsun. Bu videoda sizi bir alıngan gördüm Gülden Hanım. Enteresan bir şekilde pilavın güzel olmuş olabilir. Evet. Bu cümleyi sanırım ben bir 10 yıl daha duracağım. Çünkü öyle bir gaf yaptım. Evet bak dostlar. Ya. Evet dostlar. Öyle bir gaf yaptım ben. Ama pilav gerçekten çok farklı olmuştu. Tamam. Ben dedim ki enteresan. Pilav çok güzel olmuştu. Ama onu tabii enteresan bir şekilde pilav çok güzel olmuştu. Yani sanki böyle çok kötü pilav yapıyormuş da. Mış 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 da. Ona geldi iş. Halbuki öyle bir şey değil. Ben öyle bir şey demek istememiştim. Ama bunu şu anda 3 yıldır çekiyorum. Muhtemelen bir önümüzdeki 10 yılda bunu her pilav yapışta. Çünkü? Çünkü? Hay bir şey demeye korkup çekiniyorum şu anda yani. Riskli sulardayım şu an. Ama yok. Maşallah eli inanılmaz lezzetli. O yüzden ben hiç mutfağa karışmıyorum. Ama şu çocuk bıraksak. İyi. Bıraksak bu çocuk karışacak. Dana gibi oldu. Dana gibi oldu ama. Yaz başlayınca Meksik'inden bir kilo alma eğilimi de geldi. Havalar ısındıkça. Evet. İşte o açıldı herhalde. Gramajını ciddi kıstım ben ama evet, bakalım. Gramaj düşüşüne gittik yeniden. Bir göbüş var sadece birazcık yine. Evet yemeklerimiz hazır. Hadi bakalım. Pilav üstü ayrı ayrı. Ayrı ayrı ayrı. Bitmeyen ekmeklerimiz nerede? Orada. Şöyle şu tencereyle iki kişilik fasulye. Diğer bir tencereyle de iki kişilik pilav. Onu da böyle yakınıma alayım. Bir daha kalkmayayım. Evet. Oturduktan sonra şöyle. Ve ben de gelebilirim artık bence. Onu şuraya da alabilirsin. Max oraya sıçrarsa. Şöyle bir şey olmaz orada. Var mı başka eksiğimiz? Var hayır. Tabii. Nasıl hayır? Neyimiz var? Tuz almadık, pul biber almadık, pul bibersiz fasulye mi yenir? Karabiber almadık pilav için. Bunlar hep eksik. Neden böylesiniz Gülden Hanım? Bu müesseseye gelmeyeceğim bir daha. Hizmet sıfır. Şey diyorlar mıdır ya? Hı? Ya şunlara bak kamera karşısında. Yok bizden hanım, yok Tolga Bey, yok şöyle, yok böyle, ne oynuyorlar falan diyorlar mı biraz?
Ama bizi tanıyanlar diyorlarsa da kendileri bilirler. Bizim normalimizin bu olduğunu biliyorlar zaten. Ay manzaramız çok güzel oldu. Ama kapatacağım orayı. Hayır kapatma, dur. Kapatmadan o kadar manzaramız çok güzel oldu dedim. Şimdi arkadaşlara manzarayı göstermeden geçemeyiz. Bir de tutabilirsem kamerayı. Şöyle yaklaştırayım bir tık sana. Ya. Trafik sesini düşünmeyin. Ben müzik koyarım buraya. O zaman afiyet olsun Gülden Hanım. Size de afiyet olsun Cem Bey. Teşekkür ederiz. Aslında laf taşımaya gelince gece işçileri gibisi yoktur. Rüya görüyorlar herhalde. Belki de. Bence değil. Ay burada gün batımını güzel yakalayacağız. Demek istediğim ben Şelbi. Bence. Evet. Eğer siz bu silahların nerede olabileceğini biliyorsanız. İyi para veririz. Paranızı çok demek. Barlardan topladıklarımız var. Sonra bir mamurluk çöktü. Mayıştın değil mi? Mayıştım ya. Sonra hepsi kaçıp saklansın. Daha önce Fransa'da... Beyefendi, kahveniz hazır. Şükürler. Çıkamazsın. Senden güçlü olmama rağmen. Sağ olun efendim. Elinize kolunuza sağlık efendim. Afiyet olsun. Başka ne demek istemem? Ne demek istemem gerekiyor? Acentiye gittim. Ne demek istemem gerekiyor? Ne demek istemem? Ne diyeyim başka? Gün batımına karşı kahve içeceğiz ya. Tamam, sandalyeleri çıkartayım ben. Şükürler. Sen bir dur, sen bir dur. Hemen kapıda bitti ya. Şurada yatıyordu halbuki. Kapıya doğru evriliyor. Işınlanıyor evet. Yattığı yerden. Poposu kalkmadı yerden. İçeridesin. Max bekle. Üstüne hırka vereyim mi? Evet hayır. Seninle bekle. Evet bekle. Bana hayır sana Max. Sen bekle biraz. Şöyle telefonları da koydum. Tamam. Gel. Telefonları aldım. Tamam. Masayı alayım mı ortaya? Sefa mı? Alacağım. Al. Çekil. Yaklaşalım ki araya girmesin çocuk. Bu tarafa gel. Tekrar merhabalar sevgili Wentworth dostları. Şimdi size yemek öncesi hatta yemek hazırlığı esnasında bahsettiğimiz Gülden'in şu an boğuştuğu mısır bir şeysinden. Aşkım ne kadar durakladın? Çok durakladım çünkü evet. Mısır ne o? Her cümle arasında, kelime arasında durakladım. Sindire sindire konuştum. Bu mısır bir şeysi bilmiyorum neyse denebilir. Mısır işte. Mısır atıştırmalı. Mısır atıştırmalı yapacak şimdi Gülden. Ondan sonra. Şimdi bu mısır atıştırmalı için
Gerekli malzemeler sadece mısır. O evet. Kadar. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Var. Kürdana ihtiyacınız var burada. Kürdan mı? Der gibi bir serzenişinizi duyar gibi. Şimdi, mısır ve kürdanın ne alakası var tabii haliyle. Evet. Mısır ve kürdanın ne alakası var Gürdan Hanım? Çok alakası. Konu hakkında arkadaşları bilgilendirmek ister misiniz? Bu antin kultin bir tarif deniyoruz işte şu anda. Evet. Niye bunu deniyoruz? Bu mısırları aldık. Böyle aslında ikiye bölersin. Haşlarsın. Normalde. Çok da güzel yersin. Ya da işte ateşte közde ayırırsın. Kızartırsın ya da. Ha evet, közde de olabilir, mangalda olur falan. Ama biz mangal yapmıyoruz biliyorsunuz. Et çok yemediğimiz için mangal yapmıyoruz. Onun haricinde ya da işte tanelerini ayırırsın. Tencerede kavurma falan yapıyorlar ya şimdi, bardakta mısır diye her yerde boy boy satılanlardan. Ya da öyle yapabilirsin. Ama değişik bir şey deneyelim dedik. Bunları asıl söyleyeceğim şeyi unuttum bu arada seçenekleri söylerken. Bunları tencerede pişirebilmek için ikiye bölmemiz lazım maksimum. Ama bizim tencerelerimiz işte en büyük olan boy bu. Gördüğünüz üzere minnacık tencerelerimiz var. Ben şöyle yapayım. Evet, bu kadar küçük olduğu için. Bunu da onları öyle bütün olarak haşlamak gibi bir seçeneğimiz söz konusu değil. Çileye döner. Üstünde su dolmayacak tamamen çünkü. Bu kadar küçük koparsak da. Şimdi bu tarifte bu tencereye sığdıracağız bunları aslında. Bizim hadi açımızdan inşallah. O avantajı var. İşte ben bütün bu saçakları temizleyeceğim inşallah. Gerçi boşuna uğraşıyorum. Birazdan ayırırken daha çok temizlenecek bunlar. O zaman temizleyeyim ben bari. Bu kadar çöp çıktı ya. Bak şu çöplere de para verdik biz. Sadece bunun için biraz fazla keskin bir bıçağınız olması lazım ki bizim bıçağımız keskin olmasına rağmen biraz zor kesiyor. Bunları böyle böyle kürdan boyutlarına kesiyoruz. Evet, görev değişikliği yaptık. Çünkü bu arkadaşları şöyle ikiye bölmemiz lazım bir yandan da. Ama bizim yemek bıçağı evet, biraz zayıf kaldı, ince. Ömürlük olan yemek bıçağımız çok şey değil. O konuda başarılı olduğunu düşünmüyorum. Daha iyi. Evet. Parmak ucuna dikkat et. Hı hı. Dövdüğü ana. Evet, çünkü şu kısım zor. O zaman diğerleri de ellerinden öper canım. Evet. Hepsi ikiye bölündü. Evet. Sevgili Fatih abimizin bize hediye etmiş olduğu bıçak sayesinde. Evet. Keskin bir bıçak şart. Keskin ve kalın, aslında büyük bir bıçak olması lazım bence. Öteki el tutmuyor çünkü ince olduğu için. Yani şu kısmı sert olunca bastırınca rahat oldu. O zaman yer değiştiriyoruz. Evet. Bunları bu şekilde böyle yapıyorsunuz. Ama bunu nasıl yapıyorsunuz? Tek tek mi? Hayır. Şimdi Gülden Hanım. Şimdi şu taraf çekimden göstereyim. Kürdanı böyle sıraya kaptırma suretiyle. Sen kürdan ebadın olması o yüzden bir tık önemli. Sonra şöyle hoppa. Bu kadar. Böyle böyle hepsini yapacağız şimdi. Ve burada meraklı bir çocuk. Tabii ki bizim farklı oluruz. Farkında mısınız? Kameraya sığmıyor artık. Koca göbek oldu çünkü. Bak kocaman. Sonra diyorlar ki Max'e bir şey vermiyorsunuz galiba. Hiç dana gibi yiyor. Bir şey yemiyor. Daha ne verelim? Çocuk. Bunu yaparken... Acarsanma yok. Bıçak kim deneyelim dedi. Ben mi dedim? Sen dedin. Sen dedin. Hatta Trebolu'da mısırları görünce mısır alalım, tarifi yapalım bakalım nasıl olacak dedim. Bir deneyelim dedim. Bir kısmını ayıralım dedim ama biraz fazlasını ayırmış olduk. Neyse, en azından deneyeceğiz. Biz sizin yerinize de denemiş olacağız. Hangisi siz... daha mantıklıysa onu söyleyeceğiz size. O yüzden siz ötekisini yapmayacaksınız ya da... Tamamladıktan sonra bu konu hakkında yorum yapacağım. Çünkü şimdiden söylemek biraz erken olabilir. Şimdi o zaman bu kadar uğraştıysak madem bunları... Tarifteki gibi haşlamak için suya atıyoruz. Evet, ilk aşama haşlama. Evet.
Ne kadar aşacağız bilmiyorum ama şeyinden belli olur yumuşamasından. Bakarız, söylerim ne kadar aşladığımı. Süreyi tutarız. Şöyle. Paşamızı yürüttük geldik. Şimdi hepsini haşlamanın içine atmıştık. Evet, hepsini bir hatta bir tanesini bütün olarak atmışız, unutmuşuz onu. Bu kaynamış arada. Evet. Bunu şimdi şöyle bir ayırayım. Bunları da ayıracağız, o kürdanlıları. Ayırdıktan sonra esas işlemimiz başlıyor. Evet, soslamaya geçeceğiz ondan sonra. Yağımızı kızmaya bırakıyoruz. Bizim içinde mısır az olduğu için şöyle azıcık unluyoruz. Şöyle kızartmadan önce. Bunu haşlamıştık. Fik yapacağım mı? Yapacağım tabii ki. Tek yapıp karıştıracağım. Hepsi bütün gitti aşağıya. Ama fazlalığının gitmesi lazım. Onları ıslak mendille alacağız sonra. Evet. Bence olacak. Şimdi bunlar kızarma. Bir dakika, kürdan takıldı. Evet. Şimdi bunları kızarmaya atacağız. Güzel kızardı. Bir de bunları şimdi baharatlayacağız. Tabii ki önce tuz, karabiber, kırmızı toz biber. Şimdi bir de şöyle bir kahvaltılık karışık baharatımız var. Poyumuz olsaydı çok güzel olurdu ama poy bulamıyoruz uzun zamandır. Biraz daha kırmızı biber koyayım. Az geldi gözüme. Tarifte çok güzel gözüküyordu kırmızı. Hadi soğutalım, hadi deneyelim. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Yine pembe bir gün i̇çecek, notumuz var. İçecek bir şey yapacak mıyız? Hayır, bence hayır. Yapmayalım direkt. Aa. Bunun tadını bozmayalım. Evet. Bu arada parmağımı sapladım gerçekten kürdanı. Sen de ne ya? Dikkat edin falan ben diye. Dedim ama. Şimdi normalde biliyorsunuz yemek yerken ya da bir şey yerken çekim yapmamaya çalışıyoruz. Ama bunun tadını size aktarmamız lazım nasıl bir şey olduğunu. Çok yağlı. Ben yağ sevmiyorum. Yani bana göre değil bu. Sana göre nasıl? Bence yağlı değil. Bana yağlı geldi. Senin tamamen psikolojik bence. Yağın evet, içinde pişmesinden dolayı. Hayır. Çünkü o kadar komple bol yağda pişmesine rağmen içinde yağ yok. Dışı da yağlı değil. Haşlamadan devam. Yalnız size şunun tüyosunu vereyim. Şimdi böyle enteresan yemekler yapmaya başlayınca hikayelerde devamlı bir şeyler önerilmeye başlandı. Bugün bir tane öneride bulundum Gülden'e. Vakti zamanı gelince onu yapacağız. Böyle bir şey yemediniz. Biz de yemedik daha. Biz de yemedik daha çünkü. Ama efsane bir şey, onu da bekleyin ileriki videolarda. Böyle gerçek işte, hani internette çok paylaşılıyor böyle reyasler bilmem neler falan. Biz bunu bayağı önce görmüştük aslında. Evet. Mısırı koçanıyla yemek biraz benim için zor. Senin için zor. Kamerayı mı değiştireceksin? Biraz zor olduğu için bu böyle daha pratik olabilir yemek kısmında diye düşünüyorum. Gerçekten öyle. Böyle hemen hop diye çıkartıyorsun, alıyorsun ama çok uğraştı gerçekten. Evet. Biz de mısırları yiyeceğim. Mısırları kesmek başlı başına bir olay. Başkasına hiç yağlı gelmez. Sana yağlı ben gelmedi mesela. Çok daha yağlı olabileceğini. Yağlı olabileceğini düşünüyorum. Delirdi. Gel bir tane vereyim. Dur. Döndüm. Bana bak. Gel sarıl. Sarıl. Al. Beğendin mi? Alamaz için. Dostlar biz denedik. Biz sizin yerinize denedik yani. Yani daha yapar mıyım? Yapmam. Yapmayız. Uğraşmam yani bunu. Dediğim gibi belki tane olarak yapılabilir. Beğeni kısmında tartışmaya açık bir konu. Ben beğenmedim. Yani 10 üzerinden
Mısır olduğu için 5 veririm sadece. Evet, Karadeniz. Şavşat videosunda biliyorsunuz çok güzel başlamıştı her şey. Böyle manzaralara bir oraya aa diyorduk, bir o tarafa wow diyorduk. Çok güzel başlamıştı. Ta ki sol sağ amortisör yayımızı kırana kadar. Neyse ki o dertten kurtardık. Ama Karadeniz turumuz gerçekten zor geçiyor. Şundan dolayı zor geçiyor. Konaklayacak yer buralarda birazcık problem. Beklediğimiz gibi değil aslında. Evet, evet, beklediğimiz gibi gerçekten değil. Yani Akdeniz tarafıyla kıyaslarsak Akdeniz'de her yerde konaklayabiliyorsunuz ama bu taraf o konuda çok problemli. Çünkü ana yolun hemen altı deniz, hemen üstü de aşırı yamaçlar. Yani yayla mayla diyebilirsiniz ama şimdi buradan yaylaya ulaşmak için 40 kilometre gitmeniz gerekiyor tırmanış. Ve 3 gün yaylada kalıp tekrar aşağı ineceksiniz. Bu videoda mı bahsettik bilmiyorum. Önceki videoda mı ama işte hani kilometreler çok mesafeli ve biz işte kıyı ve sınır şeridi yaptığımız için yaylalara çıkmak diye bu turda düşünmedik. Evet. Ama Tolga'nın da dediği gibi kıyı taraflarında da yani sahil komple upuzun bir sahil şeridi aslında. Ta işte şeyden Hopa'dan beri aynı yol üzerindeyiz aslında. Ama konaklayacak çok az yer vardı. İşte önceki konularda gördüğümüz gibi şehir merkezlerine yakın yerler. Şehir merkezleri ve ya da ilçeler arasındaki yollarda da deniz tarafında hiçbir yer yok. Direkt yol yani çünkü. Biraz trafik gürültüsüyle beraber devam ediyor turumuz bu tarafa. Yani doğru. Şu an 15 gün oldu işte. Buralardayız hala. Belki 20 gün olmuştur. Baş ağrısıyla devam ediyoruz. İkimizde evet. De baş ağrısıyla devam ediyoruz. Çünkü devamlı bir yol trafiği. Ha, Giresun'da şöyle bir olayla karşılaştık. Bir önceki videoda tanık oldunuz. Belki bu videonun başında mı söyledik artık? Ben de hangi videoda neyi söyledik onu da karıştırdım. Trabzon'da konakladığımız zaman gece uyuyamamıştık. Burada şöyle bir uygulama varmış. Gençler mesela dışarıda alkol tüketip yüksek sesli müzik açmaya yeltendiklerinde polis hemen başlarında bitiyor. Evet, alkol açık. Yasakmış burada bu. Ya normalde aslında yıllardır saat 10'dan sonra alkol satışı ve açık alanlarda içmek yasak aslında yıllardır ama çoğu yer müsamaha gösteriyor muhtemelen ya da işte denetleme yok. Ama burada ceza yazıyorlarmış gerçekten. Evet, burada sıkı bir denetim var. Dün akşam saat 11:30 gibi hemen yanımızda genç bir grup vardı, iki arabalı. Yani çok bir taşkınlıkları yoktu. Hafif bir müzikleri vardı. Güzel böyle oturmuşlar sandalyelerine sohbet edip alkol tüketiyorlardı. Evet, çok da yani makul seviyelerdeydi. Evet, evet. Falan hemen yanımızda olmalarına rağmen. Yani polis geldi, trafik direkt geldi. Şikayet olduğunu söyleyip direkt gençleri buradan aldı. Yani direkt şikayet. Yani bilmiyorum evet. Bize bir yandan iyi geldi, bir yandan garip geldi. Şunu da düşünüyorsunuz. Bu gençler ne yapacak? Hani enerjilerini nerede atacak? Bir enerjilerini de atmaları gerekiyor. Hadi Ege, Akdeniz ya da Marmara bizim yaşadığımız yerden örnek verelim. Çok fazla alternatif var ama bu bölgede öyle bir alternatifleri de yok insanların. Ya evet, taşkınlık yapmadıkları sürece oturmalarında bir sakınca yoktu. Yani biz hiç rahatsız olmadık o kadar yakınımızda olmalarına rağmen dediğim gibi ama polis kalmalarına izin vermedi. Onlar gidene kadar başlarında bekledi. Hatta bayağı ısrar etti işte. Çocuklar da şey dedi hatta değil mi? Bizden mi şikayetçi olmuşlar emin misiniz falan dedi çocuklarda. Çünkü gel yani 10-15 dakika falan olmuştu geleli ve çok yüksek ses değildi. Öyle yani. Sakin uyuduk yani biz de onlar gittikten sonra özellikle. Bugün hafta sonunu geçirdik burada biraz kalabalıktı. Genelde aileler vardı işte trafik gürültüsü malum. Onun haricinde aileler ve hafta sonu gittikten sonra bu insanlar her yerde olduğu gibi burası da çer çöp. O yüzden hafta sonu çekim yapmadık dışarıda. Yarın sabah erkenden hareket etmeyi planlıyoruz. Evet, nereye gideceğiz? Peki bir sonraki videonun hemen spoilerını geçeyim mi? Bir sonraki videomuzda Giresun'dayız. Evet, Giresun merkezde gezip göreceğimiz yerler var. Giresun merkezdeyiz. O yüzden erkenden kalkıp gideceğiz o taraflara. Hem rahat rahat gezelim diye. Hem de merkezde kalabilecek bir yer bulabileceğimizi düşünmüyoruz. Haritalarda inceledik. Hem de yer arayacağız. O yüzden. Yani şundan dolayı düşünmüyoruz. Önceki tecrübelerimize dayanarak düşünmüyoruz. Evet, Artvin'imizde Trabzon. Hiçbirinde sahil kenarında kalamadığımızı düşünürsek burası hariç. Burası da işte trafik. Çok yakın trafik. O yüzden rahatsız edici. Ama mecbur kalınca tabii şehrin içinde de bir sokak arasında da kalabiliyoruz. Bakacağız bakalım duruma göre.
Hep beraber bir sonraki videoda Giresun'u gezeceğiz yani. Hazır olun. Hazır olun keyif Giresun. Yaptık birazcık. Giresunlu arkadaşlarımız varsa belki görüşebiliriz diyeceğim ama Instagram'dan bizi takip ediyorlarsa görüşebiliriz. Çünkü videolar yayınlanana kadar biz çok uzaklarda olacağız. Evet yani güney, doğu ve kuzey batı. Kuzey batı aslında o taraf geçtiğimiz kuzey, kuzey batı. Kuzeydoğu, evet. Doğu ve Kuzeydoğu tarafını biraz hızlı geçtik. Geçerken de herhangi bir yeri atlamamak adına çok fazla çekim yapmak zorunda kaldık. Ve videolar birlikte elimizde. Şu an mesela gidişatımız biraz yavaşlatsak da o videolar işte yetişmeyecek bize. Yetişmiyor, bize yetişemiyor. Ondan sonra öyle bir silsile söz konusu şu an. Bakalım. Bir sonraki videoda nasıl bir macera yaşayacağız? Giresun'da bizi neler bekliyor? Neler yaşayacağız Giresun'da? Giresun'u çok fazla gezmek istiyoruz çünkü. Geçemezsin Max'cim, geri gel. Geçemezsin şu anda oraya. Masa var. Beni dürtüyor arkadan. Oraya da geçemezsin. Orada da kamera var. İnsanların üstüne atlayamazsın. Yatsana yanıma. Yat yanıma. Max'in uyku saati geldi de. Son tuvaletini evet. Yaptıktan sonra içeri gelince uyku saati geliyor. Ya bu köşeye yatıyor ya yatağa yatıyor. O yüzden dört dönüyor şimdi. Oradan mı geçsem oraya mı yatsam diye. O evet. Zaman çok uzatmayalım. Çok uzatmayalım. Çocuğun uykusu geldi. Evet çocuğun uykusu geldi. Çok uzatmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Terbiyesiz ya. Nimet o nimet. Ama cidden.